lütfen çocuklarınız hayal kuruyorsa bırakın hayal kursunlar. Bu çok önemli ve özel bir şey. Biliyor musunuz, babam bir gün odama girdi, kapıyı çalmadan asla girmezdi. Ne yapıyorsun kızım dedi. Hayal kuruyorum babacığım dedim. Bu arada yorganı indirdim. Yorganı kapatıp hayal kuruyordum. İndirdim. Peki o zaman dedi. Çıktı dışarıya. Şimdi anlıyorum ne kadar özel bir şey yaptığını. Size hayallerinizi gerçekleştirebilecek olan yolları, yöntemleri anlatacak biri gelecek şimdi desem. Hı? Ne dersiniz? Hadi alkışlarla davet edelim. Eğitimci yazar Halil Atabıçakçı geliyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Harika. Gayet. Ya herkesin farklı bir hayali var. Şu anda bizi bir ev hanımı ben iş kadını olmak istiyorum diye seyrediyor olabilir. Evet. Evli bir hanım ya da bey ben doğru kişiyle evlenemedim, hayalim bu değildi diye olabilir. Bir öğrenci bizi doğru okula gidemedim galiba, benim hayalim bu değildi diyor olabilir. Biz neresinde kaldık hayallerin? İşte ben şöyle diyorum, yol kolay aslında, doğru yoldan gidersen yol kolay. Yani buraya gelirken kapıdan gelirsek... Biraz yüksek konuşun duyayım sizi. Buraya gelirken kapıdan gelirsek girmesi kolay. Ama duvardan girmeye çalışıyorsak o zaman işimiz çok zorlaşıyor. Kapıyı mı bulamıyoruz biz? Yani biz aslında yanlış yolda ilerlemeye çalışıyoruz ama ya o kadar mücadele ettim, o kadar savaştım, o kadar acı çektim, bir türlü olmuyor, Allah'ım ben ne yaptım diyoruz. Aynen, bunları çok birisi duyuyoruz. Birisi diyor ki işte yanlış yoldasın kardeş, bak yanlış yoldasın. Onu diyen de çıkmıyor bize işin kötüsü. İşte ben onu demeye için geldiniz. Geldim. Siz neresiniz bu arada? Kahramanmaraşlıyım. Kahramanmaraşlı, bak evet. Şive ne kadar güzel görüyor. Kahramanmaraşlı Tülay var ya, hemen alkışlıyor bak. Peki biz neresinde hata yapıyoruz? Yani hayal kuralım mı? Kurduğumuz hayallere ulaşmak için ne yapalım? Şimdi şöyle, biz öldüğümüzde anlayacağız ki her şey rüya ile aynı maddeden yapılıyormuş. Hayat bir düştür. Düşlüyoruz, oluyor. Dünya bir tozdur, üflüyorum, kayboluyor diyorum. Oo. Şimdi hayallerimize kavuşmamız çok kolay ama bizde hani bundan önce sizin programlarında çok bilinçaltı anlatıldı. Onlara o çok o tarafına girmek istemiyoruz. Biz, yok, siz o dünyada, en anlaşılır şekilde anlatın. O dünyada ne varsa, bizim alt tarafta bilinçaltımızda ne varsa biz onu yaşıyoruz. Devamlı aynı hayatı tekrar tekrar yaşıyoruz. Aynı hayatı tekrar tekrar yaşıyoruz ya, bunun farkında değiliz. Yani diyelim ki 7 yaşından önce köpekten bir defa korktuk. Ömür boyu korkuyoruz artık. Bana kediden korkan kaç kişi geldi bu sene? İşte küçükken bir şey olmuş. Ha, bir defa olmuş, sonra hep aynıyı yaşıyor. Hani var ya, 7'sinde neyse 70'inde o diyerek. Aynen. Ben de şimdi hayalleri gerçeğe dönüştüren adam diye bir sıfat aldım Zayıda'nın ve baktım ki buna inanmıyorlar. Gittim noterden belge aldım. Ciddi misiniz ya? Baktım ona da inanmıyorlar. Belgesini bir de patent de aldım. Çünkü kendi tabii bunu bir insan demesi için şey olması lazım. Ya kafası kırık olacak ya da altı çok dolu olacak. Vallahi bu kadar iddialı konuştunuz ya. Şimdi ben o zaman bizim hayallerimizi gerçekleştirecek formülü beklerim sizden. Tabii, formül lazım. Hani gidip de patent alacak kadar iddialı bir adam varsa burada anlatacak kadar da güçlü olmalı. Evet. Ha? Evet. Nedir, var mı bunun formülü? Yani aslında ben şu sistemi keşfettim. Allah vermeyeceği şeyi düşündürmüyor. Eğer bir şey düşünüyorsak demek ki verecek. Ay, kötü düşünmeyelim o zaman hiç. Yani şimdi orada da formül aslında çok basitmiş. Mesela Hazreti Yusuf biliyorsunuz. Yusuf kuyuya düşüyor. Kuyuya düşüyor. Onun bir önce bir rüya görüyor. Rüyasında işte 11 yıldız, güneş var, ona secde ediyor. Babasını anlatıyor. Hikayeyi evet, biliyorsunuz. Evet, uzun evet. Uzun anlatmak istemiyorum. Evet. Ama sonra kuyuya atılıyor. Sonra köle oluyor. Sonra zindana atılıyor. Zindandayken sizin yaptığınızı yapıyor açıkçası. Yani? Zindandayken insanların rüyasını yorumluyor. Hmm. İnsanları dinliyor ve rüyalarını yorumluyor. Sonra... O kadar ünlü oluyor ki o yorumlar. Sonra işte birisi zindandan çıkarken diyor ki, de ki krala, zindanda çok iyi rüya yorumlayan birisi var. Bir gün bir kral bir rüya görüyor ve o yorumluyor. Sonra ülkenin başına geçiyor. Ben hep şunu sormak istiyorum. Hazreti Yusuf ne yaptı da ülkenin başına geçti? Yaptığı şey... Şuydu açıkçası, insana diyor ki sabretti, azmetti, mücadele etti. Öyle bir şeyle hayalimize kavuşmuyoruz. Öyle bir şeyle Hazreti Yusuf rüyasına kavuşmadı. O başkalarının rüyasını gerçekleştirdi. Onları dinledi, onlarla çalıştı. Yani kendi rüyasının peşinden gittiği için değil. Yani şöyle, hayatta bir denge var. Yani ne kadar gece varsa o kadar gündüz var. Ne kadar yaz varsa o kadar kış var. Hayatta bir denge var. Ve biz bu etki tepki yasası diyor fizikçiler buna. Peki şimdi bunu bize döndürün. Biz ne yapalım? İşte bize döndürüyorum şimdi. Şimdi bize döndürüyorum. Ne yapalım biz? Şimdi bir cep telefonu frekans yayıyor. İşte bir televizyon da frekans yayıyor ve etki tepki yasasına göre nasıl bir frekans yayarsa öyle bir frekans geliyor. Peki şimdi bir şey söyleyeceğim. Google'da aramanın en fazla arama yapılanlar listesinde ne var biliyor musunuz? Nasıl zengin olurum? Bu en çok arama yapılanların başında gelenlerden biri. Zengin olma hayali kuran birisi. Ne yapsın? Şimdi şöyle diyeyim. Şimdi bir şey bir şey
öğrenelim ve o bir şeyi her şeyi öğrenmiş olalım. Parayı mı istiyoruz, aşkı mı istiyoruz, kariyeri mi istiyoruz? Bir şey öğrenelim şimdi, onunla hepsini çekiyor olalım kendimize. Şimdi bir hani etki tepki yasası var dedim ya, biz şimdi aslında insan da cep telefonu gibi, radyo gibi frekans yayıyor ve ne frekans yayarsa o şekilde geri geliyor. Daha doğrusu şöyle, bir tohum attığımız zaman bize binlerce tohum veriyor. Biz bir şey düşünüyoruz, diyoruz ki işte şu komşu perişan olsun diyoruz. Ay, aslında o sırada bir frekans sayıyoruz, sonra bakıyoruz biz perişan olmuşuz. Ha, bize geri dönüyor. Evet. Ha. Düşündüğümüz her şey, ama her şey bize geri dönüyor. Biz beddualar size geri döner, aman deriz ya hep. Onun için birinci formül şuymuş aslında, teşekkür etmek. Ve sizin yaptığınızı hayranlıkla izliyoruz. Başkalarına iyilik yapmaya çalışan kendi güzelleşiyor. Hazreti Yusuf başkasının rüyasını gerçekleştirmeye çalışıyor, kendi kral oldu. Yani başkaları için çalıştığınız zaman sistem tersmiş aslında. Yani benim için bir şey yaptığım zaman ben büyümüyorum. Başkaları için bir şey yaparsak büyüyoruz. İşte o etki tepki yasası da o. Sen teşekkür ettiğin zaman mesela binlerce kişiye teşekkür ediyoruz. Binlerce teşekkür alacak oluyoruz bu defa. Çünkü kader adil. Allah adil davranıyor. İnsanlar zulmediyor belki ama Allah adil olduğu için sen ne düşünürsen sana o geri geliyor. İyilik düşünürsek iyilik geliyor. Teşekkür edersek teşekkür geri geliyor. Bakın bunlarla yapılacak çok enteresan bir hikaye var. Siz hikayeleri çok seviyorsunuz. Çok seviyorum, evet. Şimdi gencin birisi 10. kattan atlıyor. 9. kata gelince başına kurşun isabet ediyor ve ölüyor. Aa, şimdi atladığı için mi ölüyor, kurşundan mı ölüyor? Kurşundan ölüyor. Çünkü 8. katta bina temizliği için kurulmuş file varmış. Ay, oraya gelse kurtulacak. Evet, oraya gelse kurtulacak. Ama sonra savcı bunu araştırmaya başlıyor. Diyor ki bu, yani kim vurdu? Ha. Araştırma sonucunda bakıyor ki 9. katta bir yaşlı çift var. Bey amcanın silahından çıkan kurşunla vurulmuş beyefendi. Bey amca niye silahı ateşlemiş? Bu 1994 yılında yaşanmış gerçek. Gerçek mi bu? Gerçek bir olay. Bir dakika, ben doğru mu anladım? Bir adam kendini aşağı atıyor 9. kattan. Evet. 8. katta tesadüfen bu durumda Başına kurşun isabet ediyor. Eğer bu kurşun isabet etmese aslında bir alt katta onu tutacak sağlam bir şey var, evet. Ve ölmeyecek. Sonra bu kurşun nereden geliyor? Sonra, o 8. katta bir amcanın kurşunu. 9. katta amcanın kurşunu. O niye ateş ediyor? Savcı diyor ki bak diye sen diye cinayetle suçlanıyorsun. Amca diyor ki böyle bir şey olamaz. Ben diyor her zaman 30 yıldır diye eşime şaka yapıyorum. Silahın içi boştur ve o boş silahı eşime çeviriyorum, şaka yapıyorum. Ama o gün diyor nasıl olmuş, içinden kurşun çıktı. Ay Allah aşkına silahla oynamayın. Saçma sapan havalar ateş şimdi etmeyin. Ne olursunuz. Bunu söyleye söyle dilimizde tüy bitti. Hala sevinmek için ateş mi edilir ya? Görgüsüzlüktür bu. Hocam, evet. Çok özür diliyorum. Görgüsüzlük, havaya ateş etmek matah bir şey değil. Bak bizim gözümüzde bu görgüsüzlük. Adama bak, adam bile demem ben. Kimse kusura bakmasın. Evet. Yapmayın kardeşim, başka bir şey yapın. Git ağaç dik. Niye havaya ateş ediyorsun? Balkonda bekleyen çocukların öldüğünü gördü bu memleket. O anaya yazık değil mi? O ciğere yazık değil mi? O çocuk toprağa girerken sen utanmadın mı? Evet. Neyse, çok özür diliyorum. Sonra, o kadar üzülüyorum ki böyle haberlere. Buyurun. Bakın şimdi savcı diyor ki bey amca bak diyor sen diyor cinayetle suçlanıyorsun. Bey amca diyor ki ama diyor öyle bir şey nasıl olur? Ben hiçbir zaman silahın içine kurşun koymam. 30 yıldır diyor şaka yapıyorum. Savcı araştırıyor ki bunların 4 ay kadar kendi çocukları mali desteği kesmiş anne baba çocuklarından. Ha. Çocuk da bir plan yapıyor. Diyor ki bak, nasıl bak, olsa diyor, babam diyor böyle bir diyor şey yapıyor. Anneme şaka yapıyor. Silahın içine diyor ben kurşunu koyayım. Annemi vurur. Annem diyor ölür. Babam hapse girer, mal mülk de bana kalır diyor. Bak. Allah hayırlı evlat versin, boşuna demiyorum, görüyor musun? Ama işte enteresan taraf bu. Hikayeye bak ya, adamın düşüşünden nerelere geldik? Enteresan taraf burada başlıyor. 4 ay geçiyor aradan. Anne ölmüyor. Çocuk 10. kata çıkıyor. Bu para isteyen çocuk. Evet. Kendi koyduğu kurşunla, evet, kendi başından vuruluyor. Anladınız mı? Dur, bir kısım anlamadı galiba. Şaka gibi ya, o düşen atlayan çocuk var ya, o kurşunu atan babasıymış. İşte çocuk da annesini öldürmek için koyduğu kurşunu kendi vuruluyor. Aslında hayat böyle işliyor. Bu gerçek mi ya? Gerçek mi? 1994 yılında yaşanmış gerçek bir olay. Ya yani adli vaka ve bu bir savcının anlatımı. Adli vaka yani gerçek. Ve savcı da bu bir intihardır diye dosyayı kapatıyor. Peki buradan bize ders ne çıkartalım? Biz neyi düşünürsek başkası için ya da kendimiz için neyi düşünürsek o bizim başımıza geliyor. İyi düşünürsünüz. Benim ısrarla söylediğim şey şu. Hiçbir şeyi yargılamamamız lazım. Çünkü hayat olması gerektiği gibi oluyor. Ve bizde şimdi şu var. Biz zihnimizin esiri oluyoruz. Yani o köpek kedi korkusu falan ediyoruz. Biz zihnimizin esiri oluyoruz ve öz diye bir şey var kendi içimizde. Mesela o elinizdeki kitabı sırf tek derdim şu oldu. Koşluğun kitabı. Okuyacağım bunları ya. İkisi de çok güzel değişik kitaplar. Koşluğun kitabı tek derdim şu oldu. Asıl özümüzü bulabilirsek
O zaman her şey kendinden oluşmaya başlıyor. Nerede saklı o öz? Şimdi nasıl bulacağız? Boşluk diyoruz oraya. Oraya boşluk diyoruz. Mesela şimdi devamlı zihnimiz çalışıyor değil mi? Bizim devamlı çalışıyor ve bu bizim zihinde olan şeyler dışarıdaki insanların verdiği şeyler. Ama her şeyi, özür dilerim Zahide Hanım, bilmeme rağmen sorayım. İsminiz ne? Zahide. Nereden biliyorsunuz? Öyle koymuşlar adımı. Ama siz nereden biliyorsunuz? Duyduğum isim bu. Duydunuz. İşte ismimizi bile biz duyduk, ismimizi bile dışarıdan öğrendik. Hayatın tamamını dışarıdan öğrendik. E şimdi Aras deyince bakıyor bizimki mesela. Şimdi işte dışarıdan öğrendiğimiz ama için... Ama doğru, bizden öğrendi. Dışarıdan öğrendiğimiz için zenginliği ya da fakirliği de dışarıdan öğrendik. Çocukken bize fakirlik duygusu verilmişse bir türlü zengin olamıyoruz artık. Öze ulaşmamız lazım. E ama yoksa? E şimdi ben çocuğuma nasıl alamıyorum oğlum bak paramız yok bugün deyince o çocuk fakirliği mi öğrenmiş oluyor? Şimdi bizim her söylediğimiz, 7 yaşından önceki bir çocuk da her söylediğimizi direkt kural kabul ediyor. Yani şöyle söyleyelim. 7 yaşından önce duyduğumuz bir şey hakikat diyoruz ve sonra onu ispat etmeye çalışıyoruz. O zaman fakirlik duygusu verilmişse ömür o. Eğer birilerinden verilmişse, söylenmişse, anne baba ne derse direkt inanıyor ya, sen harikasın derse çocuğa, anne şöyle seviyor, seni gidi çirkin diyor. Demeyin. Çocuk da ömür boyu kendini çirkin kabul ediyor. Demeyin. Ben aferin oğluma diyorum. Ne şimdi biz bak, ne de, öyle demek biz ne derse bunu kabul ettiği için benim de şifrem şöyle, hani hayaller gerçeğe dönüşüyor ya. Ne diyelim çocuklara, ne diyelim? Şifrem, ne diyelim çocuklara, harikasın, mükemmel. Mesela Edison var, Edison. Edison'u okuldan atıyorlar embesil diye, annesi diyor ki sen dahi misin, burada diyor dahiler yetiştirecek öğretmen yokmuş diyor. Annesine mektup veriyor. Evet, müdür evet. Mektubu tersine çevirip okuyor. İşte, yıllar sonra kendi buluyor mektubu. Şimdi o sen dahi misin dedi ya annesi. O onu doğru kabul ediyor ve onu ömür boyu onu ispat etmeye çalışıyor. Bize çocukken ne denilmişse biz ömür boyu onu ispat etmeye çalışıyoruz. Bak hocam biliyor musunuz? Babaannesi oğlumu kurban olurum ben sana. Ölürüm ben seni. İşte oranı yerim buranı yerim. Böyle seviyordu. Ben de dedim ki anne bak babaanne duası geçer. Anneanne duası geçer. Güzel şeyler söyle çocuğa. Bir şeyler iste onun için Allah'tan. Şimdi değiştirdi. Aslan oğlum falan deyip de kadınların üstüne salmayın oğlanlarınızı. Öyle bir şey de yok asla. Nefret ediyorum öyle şeylerden. Aferin benim oğlum. Akıllı oğlum. Sevecen oğlum. İnsancıl oğlum. Böyle seviyoruz. Ama şimdi biz de diyelim ki yaşımız 40 olmuş, 50 olmuş. O ailemizde diyelim ki de çevremiz bizi kötü kodlamış. Zihnimiz dolmuş. Ne yapacağız? Bizden geçti mi şimdi? İşte geçti mi, ne yapacağız? İşte onun için diyorum ki bizim kendi içimizdeki öze ulaşmamızın onun için de boşluğa ihtiyacımız var. Yani tüm yaratılış için boşluğa ihtiyacımız. Mesela ben şu an sizi görebiliyorum. Niye? Aramızda boşluk var. İşte arkadaşları görebiliyoruz. Niye? Boşluk var. Doğru, dik dibe olsak göremeyeceğiz evet. birbirimizi. Şimdi bizim zihnimiz devamlı dolu olduğu için boşluğa fırsat vermiyor. Ve ben de ısrarla şunu anladım. Hani tefekkür var ya dinimizde. Bir saat tefekkür 80 yıllık ibadete bedel ya. Bizim boşluğa kendimizi boş bıraktığımız zaman o zaman yaratma oluyor. Şimdi eve vardık ya da buraya geldik, boşluk ama olmasa kafa nereye kafa 1500 duracak? Derler yani işte bir sürü şey var. Kafa, nasıl boşaltacağız? Kafa 1500 olmasın diye şunu yapıyoruz. İşte yapalım beraber. Beraber mi yapalım? Beraber yapalım yani hocam. Sadece şöyle söyleyeyim. Mesela bir zengin olmak istiyorum ya da işte aşkıma kavuşmak istiyorum. Önce bu niyeti söyledin. Başta niyeti söyledik. Zaten niyetlendiğimiz zaman evren emrimize giriyor. Sevdiğime kavuşmak istiyorum. Sevdiğime kavuşmak istiyorum. Bu, ya da bu, çocuk istiyorum. Bu, ya da para kazanmak istiyorum. Para kazanmak istiyorum. Birinci kural şöyle. Ne istedim? Kuralı koydum. Ben çok para kazanıyorum. Ayda 100 bin dolar kazanmak istiyorum. Kuralı koyduk. Sonra dedik ki sonra nefese odaklanıyoruz arkadaşlar. Sadece nefese. 2 dakika. Eğer zihinden kurtulmuşsak, bakın ben sırf bunun için kamplar yapıyorum. Boşluğa kavuşma kampları, öze kavuşma kampları yapıyorum. Sırf bunun için. Ama hiçbir şey düşünmeden olmuyor ya. Hep bir şey geliyor aklıma. İşte bir şey, mesela şöyle yapayım. Siz şimdi hiçbir şey düşünmeden yapamazsınız ama desem ki bu kitaba odaklanın desem sadece bir şeye odaklanabilirsiniz. Ha evet doğru. İşte biz de diyoruz ki sadece nefese odaklan. Sonra onu da unutuyorsun 2 dakika sonra. Nefes de gidince tüm dünya gitmiş oluyor bu defa. Evet aynı bu şekilde. Siz gayet iyi biliyorsunuz durumu. Tabii burayı oynatmayacağım. Bu diyafram evet, nefesi istiyorsunuz. Evet. Tabii şu an yayında bunu yapmam mümkün değil. 1000 tane şimdi, soru var aklımda ama. Buna, bedenime odaklanma, ruhuma. Hayır sadece yani sadece o, nefes aldığınız nefes. Düşünce gelip gittikçe biz şunu diyeceğiz. Diyeceğiz ki işte ben nefesime odaklanmalıyım. Nefese odaklanma sürede o bir daha bir düşünce geliyor. Biz de yine diyeceğiz ki nefese odaklanmalıyım. Sonra boşlukta kalıyoruz. O zaman başta niyetlendiğimiz şey vardı ya sonra o gerçek olmaya başlıyor. Ve sonra diğer kural şu oluyor. Şimdi ben işte sevdiğime kavuşmak istiyorum dedim ya da işte çok zengin olmak istiyorum dedim. Sonra hayat sana diyor ki bu neden olsun ki? Neden Zahide'nin çok kazansın ki diye soruyor. O sırada kendi kendimizi ikna etmemiz lazım. Çünkü cevabını bulup kendimize verip bunu kabul etmemiz lazım. Çünkü biz ne diyoruz mesela hani deniyor ki evrenden işte evren sana geliyor enerji gönderiyorsun veya dua ediyoruz. Aslında Mevlana diyor ki yıllardır kapıyı çaldım meğerse kapıyı içeriden çalmaktaymış. Doğru içeriden çalıyormuş. Biz evren biziz ve biz bir evrene bir
mesaj gönderiyoruz. Ben şimdi neden ayda 100 bin dolar kazanayım? Kendimi ikna etmem lazım. Hı. Neden o sevdiğim benimle evlensin? Nedene doğru cevapları bulabilmemiz lazım. Çünkü ben bunu hak ediyorum. Çünkü iyi bir insanım. Çünkü cömert bir insanım. Ve yalnız basit kural da şu oluyor Zahide'nin. Şimdi... Ya burada yine deli sorular geliyor aklıma. Lütfen buyurun. Mesela bir çocuğu iki kız seviyor. İkisi de sizin dediklerinizi yapıyor. Nedenleri de buldular kendi çaplarında. Evet. Şöyle söyleyeyim. Şimdi Allah vermek istemeseydi istemeyi vermiyor ya. Şimdi bir insan diyelim ki zihniyle istiyor. Menfaati var. Yani ben işte Ahmet'le evlenirsem ya da işte Tuğba ile evlenirsem menfaat var. O zihinle istiyor. Birisi de özle istiyor. Allah iki kişiye özle. Birden özle. Özle isteyene evet, veriyor. Zaman, o aklına geldi mi kalbi çarpmaya başlar. Hocam bir şey söyleyeceğim ya. Tadı damağımda kaldı ama reklam zamanım geldi. Biz bunu başka bir gün devam ettirelim. Hele hikayelerinize bayıldım. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.